hatırlamazdım gülüşünü, üzülürdüm herhalde. O öldüğünde henüz 29 yaşındaydı. Hayalleri, umutları, başarmak istedikleri vardı. Sevecek, sevilecek, üzülecek, kırgınlıklar yaşayacak, aşka küsecek ama her şeye rağmen yeniden ayağa kalkacaktı. Vazgeçmeyecek ve müzikle dolduracaktı ruhunu. İşte bu hikaye umutlarını bir kenara bırakıp bizlere ansızın veda eden bir adamın hikayesi. Şimdi hepimiz o tarz bir şeyler yapıyormuşuz ama birbirimizden haberimiz yok. Hı. Sonradan böyle haberleşince gelin nesi var? İki tane. Gökhan Semiz 12 Ocak 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. O koca şehrin gürültüsüyle birlikte minicik yaşta müziğe başlar. İlk müzik çalışmalarına 5 yaşındayken evdeki Barış Manço 45'liklerine karaoke yaparak başlar. Çok geçmeden de ilk gitarını alır. Gençlik yıllarını Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray gibi dönemin en ünlü sanatçılarını dinleyerek geçirir. Daha sonra heavy metal'i keşfeder. Metallica ve Iron Maiden gibi grupları dinlemeye başlar. Ardından Hood Sprites, Ronnie James Dio gibi sanatçılar girer hayatına. İçindeki müzik aşkı yıllar geçtikçe alevlenmeye başlar. Ailesi de her zaman yanındadır Gökhan'ın. Lise yıllarında mahalledeki arkadaşlarıyla beraber Blossomus isimli amatör bir grup kurarlar. Birçok şarkıya cover yaparlar. Küçük çaplı konserler verirler. Ara sıra düğünlerde ve özel gösterilerde de çalarak pratik yapıp para kazanırlar. Lise bitmiş, üniversite zamanı gelmiştir artık. Ancak Gökhan Semiz kazandığı bölümlerin hiçbirine gitmez. İçindeki müzik tutkusu ağır basar ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na gider. Üniversite yıllarında müzik çalışmalarının yanı sıra çok sevdiği tiyatrocu arkadaşı Uğur Uludağ ile birlikte tiyatro için komedi oyunları yazmaya başlar. Daha sonra Uğur Uludağ'ın yönetmenliğini yaptığı bu oyunları tiyatro sahnelerine aktarırlar. Ardından bir grup kurmaya karar verirler ve Esek isimli tiyatro grubunu açarlar. Gökhan Semiz birçok oyun yazar burada. Ayrıca bu oyunların oyunculuğunu da yapar. İnanılmaz bir espri yeteneğine sahiptir Gökhan Semiz. Konservatuvarda yazdığı parodi şarkı sözlerinden arkadaşlarına bahsetmeye başlar. Daha sonra küçük bir ritim gitar alarak şarkılarını kaydeder. Grup Vitamin'in ilk albümünde yer alacak birçok şarkıyı bu dönemde yapar. Kaydettiği şarkıları arkadaşlarına eğlence amaçlı dinlettiğinde arkadaşları şarkıları çok beğenmiş ve çok eğlenmişlerdi. Daha sonra bu eğlenceleri ciddi bir fikirle albüm aşamasına gelir. 1990 yılında arkadaşlarıyla birlikte grup Vitamin'i kurarlar. İlk zamanlarda grupta birçok isim yer alsa da ekibin ana kadrosunu Gökhan Semiz, Emre Hanul ve Selçuk Aksoy oluşturur. Daha sabaha çok var gitme be yarim. İnat etme seni insafsız zalim. Fransa'da aşk başkadır, Avrupa'nın en şarapçı ülkesi. Grubu kurduktan sonra ilk albümleri bol vitamini çıkartırlar. Bu albüm 1,5 milyondan fazla satarak rekor kırar. Büyük bir başarı kazanırlar. Böylece grup Vitamin'in adı bir anda bütün ülkeye yayılmaya başlar. Bu başarının ardından ilk solo albümü olan Mikrobu 1992 yılında çıkartır. Bu solo albüm çok büyük beğeni toplar. Aynı yıl ikinci stüdyo albümleri olan grup Vitamin albümünü çıkartarak yine satış rekorları kırarlar. Ardından Yandık Desene isimli üçüncü albümleri gelir. 1993 yılında Üşüttük, 1994 yılında Aşkın Gözyaşları albümleri gelir. Aşkın Gözyaşları albümü yılın en çok satan albümü olur. Bu başarı onlara Altın Kelebek ödüllerinde en iyi grup ödülünü getirir. Albümde yer alan Turkish Cowboy isimli şarkı büyük beğeni alır. Yoldan, 1995 yılında 6. stüdyo albümleri olan Zeytinyağlı Yaprak Dolmasını yayınlarlar. Albümde yer alan Takmayacaksın isimli şarkı daha sonra bir içecek reklamının müziği olur. Bu şarkı aynı zamanda en iyi reklam müziği ödülünü alır. 1996 yılında 7. albümleri olan Deli Dolu'yu çıkartırlar. Yine diğer albümler gibi çok sevilir bu da.
Bu albüm Gökhan Semiz'in ölmeden önce yer aldığı son albüm olur. Ve albümde yer alan Üfürük'ten Teyyare yine Gökhan Semiz'in grupla oynadığı son klip olur. 90'lı yıllara damga vurur adeta grup Vitamin. Gökhan Semiz 1997 yılında ise ikinci solo albümü olan İnan Ki Teksin'i çıkartır. Onun her zaman hayalinde olan rock ağırlıklı albümüdür bu albüm. Albümde yer alan tüm gitar soloları kendisine aittir. Bu albüm listelerde aylarca zirvede kalır. Albümde yer alan Daha Sabaha Çok Var isimli şarkısı yılın en çok dinlenen şarkısı olur. Bu albüm Türkiye'de çıkan en iyi albümlerden birisi olarak kabul edilir. Bilmem ki sana ne demeli seni, çatır çatır yemeli. Rap beni, rap sen rap beni, gel yanağımda rap beni. Ne diye tanıtalım sizi dediler, biz Vitamin diye ilan astık dediler. Peki siz bilirsiniz dedik. Yani ismi dinleyenler taktı, grup Vitamin olarak kaldı, biz de beğendik. Her şey muhteşemdir onun için. Yaptığı her şarkı çok sevilir. Bu yükseliş devam ederken son albümünü çıkartamadan her şey ters yüz olur. Son albümün heyecanını yaşayan Gökhan Semiz bunun tadını çıkarmak için gece eğlenmeye gider. 16 Ocak 1998 tarihinde her zaman gittiği Kemancı Bar'dadır. Piyasaya yeni süreceği albümün keyfini çıkarmış, gece boyu eğlenmiştir. İlerleyen saatlerde mekandan ayrılmış, eve gidip yarım kalan çalışmalarına devam etmek istemiştir. Ancak o, ona biçilen ömrün sonundadır artık. Gece dönüş yolunda, Bakırköy-Kennedy Caddesi yolunda içinde bulunduğu araç kontrolden çıkar ve yolun kenarında bulunan demirlere süratle çarparak anca durur. Kaza sırasında Gökhan Semiz, daha önce başka bir kazadan kapıdan atlayarak kurtulduğu için yine aynı refleksle araçtan atlamış fakat kafasını kaldırım taşına çarpmıştır. Ağır yaralı olarak ambulansa taşınan Gökhan Semiz, hastaneye ulaşamadan hayatını kaybeder. Araçtaki diğer 3 kişiden ikisi kazayı ağır yaralı olarak atlatırken, aracın sürücüsü Mustafa Kölelioğlu kazayı yara almadan atlatır. Yapılan araştırmalar sonucunda araç sürücüsü %80 alkollü çıkar. Alkollü araç kullandığı için tutuklanarak cezaevine gönderilir. Gökhan Semiz'in cenazesine gitmek için izin istese de hakim tarafından bu isteği geri çevrilir. 17 Ocak tarihinde 29 yaşına girdikten 5 gün sonra hayatını kaybeden Gökhan Semiz Güngören Mezarlığı'na defnedilir. Manevi babası olan Barış Manço cenazede gözyaşlarına boğulur. Hayallerini gerçekleştiremeden aramızdan ayrılan, çıkardığı albümlerle unutulmazlar arasına giren, bir canavar yüzünden hayatı kararan, hiç beklenmedik bir anda sevdiklerini gözü yaşlı bırakan bir Gökhan Semiz geçti bu hayattan. Ta liseden mezun olduktan sonra amatörce bir şeyler çalmaya başladım. İşte gitar falan. Ondan sonra... Sen normal olarak FSB'sen de gol falan olman lazım değil mi? Sayı kralı falan. Bizim grupta oyun kurucu benim.